اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'i Zünabina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, bütün dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yine Rabbimizden niyazımız odur ki, bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Rızasına uygun bir şekilde yaşam sürmeyi nasip eylesin. Sonra da inşallah kulum senden razı oldum diye müjdeler alabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. 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 Değerli kardeşlerim, güzel insanlar, bugün sizlerle dünyada gelen musibetlere, belalara, imtihanlara karşı sabredersek bunun mükafatının allah Teala tarafından ahirette bize cennet olarak döneceğinin müjdelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorsunuz, geliyor sahabe-i kiram ve kendisinin gözlerin ama olmasından bahsediyor. Dua istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer sabredersen gözlerin amasından ötürü Allah seni imtihan ediyor. Bu imtihanın sonunda cennet var buyuruyor. Mesela birçok insan böyle amadır. Gözleri efendim görmez olur. O insanın bir şöyle gözlerimizi kapattığımız zaman düşünebiliyor musunuz? Her yer kapkaranlık. Siyah nedir, beyaz nedir, yeşil nedir, sarı nedir? Hiçbir şey bilmiyor efendim. Ancak göz e, kapalı olduğundan kendisi zeka olarak da müthiş bir zekaya sahip oluyor. Öyle insanlarla tanıştık. Mesela siz ona isminizi söylüyorsunuz, siz efendim yıllar sonrasında tanıştığınız zaman ses tonunuzdan sen şu değil misin diyebiliyor. Hikmet ilahi. Tabi niyazımız odur ki Rabbimizden çekemeyeceğimiz yüklerle, imtihanlarla bizi karşı karşıya bırakmasın inşallah. Allah Celle verdiklerine de sabredebilmeyi nasip eylesin. Çünkü en büyük imtihanlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başta Allah'ın en değerli, en kıymetli, en sevgili kullar olan peygamberlere gelir. Ve sırasıyla iman kuvvetine göre aşağıya doğru iner. Yani bir sınav düşünün, imtihan düşünün. En kuvvetli, en yüksek derecede olanlar nedir? Üniversite üstü olanlar. Sonra üniversitelilere düşer, sonra liselilere, sonra ortaokula, sonra ilkokullara. Hatta eğer kaydını yaptırmadıysan hiç sana efendim sonra bile sormazlar. Bazen insanlar diyor bu kafirler efendim iman etmemişler böyle güzel yaşıyorlar efendim e, konforlu yaşıyorlar istediklerini elde ediyorlar falan biz Müslümanız da ne olmuş gibi estağfurullah kaydını yaptırmadığı için o Allahü Teala'nın tarafına la ilahe illallah ben Müslümanım, Allah'a iman ettim, Muhammedur Resulullah, Hazreti Muhammed'e inandım diye sözlerini söylemediği için o kimseye sınav yok. Okulda kaydı yok bir sefer. İstediği gibi o volta atsın, dolaşsın, parklara dolaşsın, kahveleri dolaşsın, efendim sinemalar dolaşsın, dolaşsın. Bu dünya hayatı onun için efendim öyle güzel bir şekilde efendim geçecek ama sonucunda Allah Celle Celaluhu diyor ki senle buluşacağız. İman etmediği için çok kayıplarda olacaksın. Efendim benim yoluma girmediği için çok kayıplarda olacaksın. Seninki ise iman etmişin Cenab-ı Celle Celaluhu diyor ki efendim her bir imtihanında bu dünya hayatında senin günahlarını siliyorum. ...günahlarına operasyon yapılıyor... ...böyle efendim dezenfekte ediliyor... ...geliyor bir çarpma böyle darbe vuruyor... ...Cenab-ı oradan... ...çok günahların efendim gidiyor... ...oradaki darbeye göre efendim gidiyor... ...yani çok yüksek tonajda olan... ...bir darbe geldiği zaman duvarları yıkıyor... ...bir sürü şeyleri yıkıyor... ...küçükler geldiği zaman ufak mini şeyler yıkıyor... ...onun gibi... ...yüksek tonajda olan şeyler geldiği zaman... ...bilelim ki Allah bizi... ...seviyor bizimle şu anda görüşüyor... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen bir efendim hadis-i şeriflerinde öyle buyurdular. Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Yani Allah hayrını dilediği kimseyi sıkıntıya sokar buyuruyor. Allahu ekber. Normalde biz deriz ki tam aksi olması lazım değil mi? Yok kardeşim. Allah Celle Celaluhu sevdiğiyle oynuyor. Sevdiğini efendim sürekli önünde görmek istiyor. İmtihan ya böyle ya Rabbi ya Rabbi demesini Allah Celle Celaluhu istiyor. Öbürsüne hiç böyle bir efendim e, görüşme yok. Elhamdülillah. İyi ki görüşüyorsun ya Rabbi bizimle. Elhamdülillah. Çekemeyeceğimizi yükleme ya Rabbi. Hayırlar nasip eyle. Senin yolunda koşturmayı nasip eyle. Sonra da tertemiz, günahsız, arınmış bir şekilde huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Amin. Bu dünya hayatının efendim acısı var, tatlısı var, üzüntüsü var, sevinci var. Dolayısıyla bunlara karşılık kendimizi sürekli psikolojik olarak hazırlıklı bulunduralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği şekliyle insanın, Müslüman kimsenin başına yorgunluk gelse, sürekli bir hastalığın var mesela, işte bazı insanların kalbinden, bazı insanların işte efendim şekerinden, bazı insanlar belinden, ayağından falan böyle bir sürü hastalıkları böyle çekerler. Hatta doktor diyor ki bu seninle beraber arkadaş olacak, ölünceye kadar seninle ayrılmayacak diye. Hoş geldin, sefa getirdin. Böyle üzüntün, kederin, sıkıntın ne varsa ayağına bir diken batmasına varıncaya kadar sabrettin, şikayet etmedin. Allah Celle Celaluhu senin bu çektiğin çilelere karşılık günahlarını efendim temizliyor. Günahlarından arınıyorsun, günahların temizleniyor, günahların arınıyorsun. Tertemiz Allah-u Teala huzuruna varıyorsun. Rabbim temiz varabilmeyi nasip etsin. Şikayetçi olmaktan muhafaza eylesin. Nankör olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala şükreden ve sabreden kullarına olmayı nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Sadece mümin kullara mahsus olan iki tane güzellik. Kimse de olmaz bu. Sadece iman edenlerde olur. Yani bizde olur. Yani Allah Teala bizde bunları görmek istiyor. Nedir o? Bir, nimet verildiği zaman şükretmek. Elhamdülillah ya Rabbi. Ben buna layık değilim. Sen ikram ettin ya Rabbi diye Allahu Teala ile görüşmek. İki, imtihan geldi. Seninle alındı o nimetler. Veya benim başına bir e, üzüntü geldi, hastalık geldi. Sabretmek. Ya Rabbi Bununla muhakkak benim için bir hayır vardır ben göremiyorum Allah'ım buna sabretmeyi efendim ee, bana nasip ettin bana bu noktada yardım et efendim şikayetlenmeyeyim ağrından da beni muhafaza et daha büyüğü gelmesin ya Rabbi diye böyle şirene basa basa gidiyorsun yani yolculuktayız mesela kitaplarımız diyor ki sabrında kendine göre çeşitleri var bir belaya sabır var musibete sabır var o yani insanın e, eylem dışı olan efendim bir sabrı. Yani kendinle alakalı bir şey değil ki. Allah gönderdi bunu. Orada sabrediyorsun. Sevabını kazanıyorsun. İkinci bunun bir üst efendim derecesinde olan daha büyük mükafatı olan sabır ibadetlerde sabır. Yani namazını kılıyorsun. Bir daha geliyor bir hele kış günlerinde peş peşe geliyor mesela namazlar böyle. Tamam Allah geliyor Celle Celle, istiyor seni Efendim huzuruna koşarak gidiyorsun böyle severek gidiyorsun Bazıları var ya kıl kıl bitmiyor kardeşim falan diye ondan sonra hele bir yere e, bir camiye gittim daha o zaman tabii küçük, küçük çocuğuz biz ondan sonra komşumuzun çocuğunu da çağırdım arkadaşımız olarak misafir gelmişti Almanya'dan onu da götürdüm camiye yatsın namazına bir baktım namazın içerisinde benim kulağım fısıldıyor. Diyor ki, teneffüs yok mu, teneffüs diyor. Yani namazın içerisinde teneffüs bekliyor. Yani topu toplamı zaten orada bir 20 dakikamız geçecek. Buna rağmen arada bir teneffüs istiyor yavrum. Dolayısıyla Rabbimiz çağırdığı zaman buradayız Allah'ım diye söylemek. Efendim ismimizi kaydettirmek. Efendim, listeler var ya böyle sınıf listeleri orada yoklama yapılıyor. Aynı şekilde Allah Teala de sabah namazında kullarının yoklamasını yapıyor. Buradayım Allah'ım. Huzurundayım Allah'ım. Ölünce kadar demeye Rabbim bize, çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize, torunlarımıza nasip etsin inşallah. Amin. Allah ayırmasın yolundan. Sonra e, üçüncü sabır da, üçüncü sabır da bunun yine bir tık daha üstü. Yani kademe kademe en büyük sevabı da getiren de olmuş. O da nedir? Günahlara karşı sabretmek. Yani seni şeytan, nefsin böyle dürtüyor günahlara karşı, haramlara karşı sen orada da efendim frene basıyorsun. Hayır diyorsun, ben burada imtihandayım. İnşallah bundan çok daha güzelleriyle cennette karşılaşacağım. O yüzden gözünü haramdan saklıyorsun, gönlünü efendim haramdan saklıyorsun. Efendim elini, ayağını ise bütün düşüncelerini, şeyini Allah nasıl isterse o şekilde getirmeye çalışıyorsun. İmtihan ya böyle, çok dikkat ediyorsun, Tevbe ediyorsun, Allah'ım ya Rabbi diyorsun, koru beni diyorsun. Bu işlerin içinde en büyük şey tabi dua çeşidimiz hepimizin bildiği tesbih nedir? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu çok söyleyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu cennet hazinesidir diyor. Ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbi sen yardım edersen günahlardan uzaklaşırım. Allah'ım yardım edersen sen ben ibadetlerimi yapabilirim. Allah'ım sana sığınıyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç, kuvvet ancak Allah iledir. Allah'ım yardım et bana ya Rabbi diyorsun. Dostlar, yani bir hanımefendi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden bahsediyoruz. Onun için diyorlar ki, bu kadın var ya bu kadını efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdeledi. Dolayısıyla cennetlik birisini görmek isteyen bu kadına baksın. Aa merak ediyor, Hayrola nasıl oldu bu diyorlar. E anlatıyor şimdi sahabe-i ikram. Diyor ki bu kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Dedi ki efendim ya Resulah, ben sarah hastalığı tutuluyorum. Sarah hastalığı ve kendimden geçiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Düşüyorum. Ve düştüğüm zaman da üstüm başım açılıyor. Ondan sonra is, yani istem dışı ama ben bunları efendim ben yaşamak istemiyorum. Bir dua etseniz de ben şifa bulsam diye söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hanımefendiye dönüp bu, buyuruyor ki e, istersen ben dua edeyim, istersen sabret cenneti kazan. Yani sabredersen cennet var, istersen dua edeyim iyileş. Böyle e, hem A şıkkını söylüyor hem B şıkkını söylüyor. Bunun üzerine hanımefendi ben Sabretmek istiyorum, cenneti kazanmak istiyorum. Çok güzel bir mükafat bu. Başka nerede bulacağım yani? Böyle ayağıma adeta gelmiş, onu kucağıma efendim gelmiş, oturmuş. Böyle bir güzellik. Dolayısıyla ben cennete talibim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii onun için cennetlik olması noktasında dualarını yapıyor. Böyle bir müjdeyi veriyor. Fakat o hanımefendi dönüp şu ikinci istekte bulunuyor. Burası da çok önemli bir şey. Aman ya Rabbi. Hanımefendiler, hanımlar, kızlar, yavrular, kardeşler ne olursunuz şuna dikkat edin. O sara hastası hanımefendi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dönüp diyor ki Ya Resulallah ben bu hastalığıma ben bu hastalığıma sabredeyim, tahammül edeyim. Hepsi tamam tamam tamam. Yalnız sizden bir şey dua istiyorum ki sara hastalığım tuttuğu zaman üstüm başım açılmasın, erkekler benim sağımı solumu, bacaklarımı efendim falan görmesinler diyor. Efendimiz Aleyhisselatü ona dua ediyor ki efendim böyle hastalığı geldiği zaman artık üstüm açılmadı diyor o hanımefendi. Bizimkiler şimdi keyfinden açılıyor. Hasara hastalığında istem dışı, istek dışı, kendisinin efendim eylem dışı kendisi yapmıyor bunu. Buna rağmen imanı onun efendim e, öyle bir şekilde rahatsız olmasını sağlıyor ki olmaz diyor kendi kendine yapma bunu diyor efendim e, düştüğün zaman üstün başın açılmasın diyor dua istiyor efendimiz aleyhisselatü vesselam sokağa çıkarken dikkat edelim evin içerisinde kocamıza karşı vesaire efendim hanımlara karşı biz giyimlerimizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Yani yine İslami efendim, evde örtünme usul vardır. Sadece beyinize karşı çok çok daha farklı giyinirsiniz. Yani e, dekolte giyinirsiniz. Ama hanımların arasında da dikkat edeceksiniz. Hatta öyle hanımlar vardır ki öyle hanımlar vardır ki aman efendim öyle hanımlarla zaten e, beraber olmazsın inşallah. E, sizinle beraber oturur, oturur oturur. akşam Akşamleyin kendini bilmez gider. Kocasına sizden bahseder. Şöyle güzeldi, şöyle giyinmişti falan filan diye. Böyle e, sadist ruhlu efendim kafa falan gidik olan kimseler oluyor. Allah öyle de, çevreden de muhafaza eylesin. Dolayısıyla e, insan evinde parfümünde sürer. Efendim yeter ki e, haremlik, selamlık çizgilerine dikkat edelim. Ama dışarıya çıkarken böyle sen 18'lik, 20'lik, 25'lik bir hanımefendisin. Efendim genç bir kızsın ama seni soğuta gören bir kimse yaşlı bir teyze gibi görsün. Sana bakıp da efendim e, senin e, şeyin yani gençliğini falan anlayamazsın. Sen onu kocana sakla. Sen onu evine sakla. Sen efendim bu noktada dışarının e, malzemesi olamazsın. Bugün mesela kadın hakları falan diyorlar da, e, feministler yanlış yapıyorlar. Yani bunlara ben inanmıyorum. Samimi değiller. Feministler samimi olsalar. Bu kadınları siz reklamlarda kullanıyorsunuz. ciklet reklamında, araba reklamında vesaire. Ne iş var bu kadınların? derler. Ama işte maalesef, maalesef günümüzde hakla batıl birbirine karışmış. Allah sonumuzu ayır getirsin diyelim ve devam edelim dersimize. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün böyle bir kabristanlıktan geçiyor çocuğunu kaybetmiş olan bir anneyi görüyor. Böyle yüksek derecede ağlıyor, adeta efendim kendini yırtıyor, at yakıyor, çocuğu için falan böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sok oluyor. Bu şekilde e, davranışının doğru olmadığını, yani isyan derecesine efendim çıkmayacak. Ağlarsın ama içinden ağlarsın. Yani bir efendim e, sözlerin falan efendim ağır olmaz işte adeta işte çocuğum, işte bu herkesin çocuğu duruyor benimki niye gitti? Efendim ben ne yapacağım falan değil. Allah Teala verdi, aldı. Sonra ne diyeceksin? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah'a dönüyoruz. Allah verdi, Allah aldı Celle Celaluhu. İşte bunun gibi o hanıma da tembihatlarda bulunuyor, bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da, e sen diyor, ne bilirsin diyor, çünkü çocuğunun çocuğunu kaybeden sen misin diyor. Tabii ki böyle ağlarım falan girdi ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam usulca yerinden ayrılıyor. Tabii kadına sokuluyorlar, diyorlar ki ya bu peygamber bizdi. Sallallahu aleyhi ve sellem sen ne yaptın yani efendim, karşı geldin gibi. O zaman geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, özür dilemek için. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle bir söz söylüyor inme sabru inde sadbetil ula yani sabır musibetle ilk karşılaşıldığı andadır diyor. İlk karşılaştığın zaman gerçekten sabredebiliyorsan kazandın. Yoksa isyanları bastın sağa sola söyledin şikayet ettin yani sabretmek zorunda kalıyorsun zaten geri getiremezsin ki. Ama kazanamadın. Öbürüce bir şey yapacaksın gelir gelmez böyle Hemen kendini kontrol edeceksin. Ne söylüyorsun, nasıl hareket ediyorsun. Orada kazanman söz konusu olabiliyor. Veya Allah korusun kaybetmen de söz konusu olabiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir e, hadis-i şerifi, müjdeli bir hadis-i şerifiyle beraber e, sonlandıralım sohbetimizi. Sevgililer sevgilisi, liderimiz, önderimiz, biricik peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, Ni'me silahul mümin ve dua. Yani sabır ve dua müminin en güzel silahlarındandır. Ne güzel bir silahtır. Sabır ve dua. Sabr ediyorsun, o bir silah gibi seni kuşatıyor, seni koruyor. İsyan etmiyorsun, ileri geri konuşmuyorsun. Ne güzel. İki, sıkıntılandın efendim bir çıkmazın var falan böyle bir derdin var hemen Allah ile görüşüyorsun bir duaya girişiyorsun onlardan da en güzel efendim olan nedir hacet namazı kılmaktır çocuğun için işin için eşin için komşun için efendim şu anda mesela İstanbulumuzda yağmur yağmıyor bugün ayın 5'i 5 beş Ocak olmuş ondan sonra 2023 Dolayısıyla kar görmedik, yağmur görmedik, sıcak hava böyle sanki şey gibi, bahar havası gibi. E bunlar tabii hayırlı alamet değil. Barajlarımızdaki sular efendim bitiyor. Ya Rabbi bize yağmur gönder, hayırlı, bereketli rahmetini gönder Allah'ım diye dua edeceğiz. Aman dua edelim. Yağmur yağdırsın Rabbimiz. Çocuklarımıza da amin dedirtelim. Onlar da dua etsinler. Yemeklerden kalkışta dua edelim. Bu yağmuru da arasına katalım inşallah. Rabbim bizi efendim böyle susuzluklarla, sıkıntılarla, yangınlarla, felaketlerle, afatlarla terbiye etmesin biz kendiliğimizden Rabbimize dönelim. Allah Celle Celaluhu'da öyle güzel ikramlarda bulunur ki biz gece yatarken yağmurlar yağar böyle. Gündüzde efendim işimize rahat gitmek için o yağmurlar kesilir. Allah bu yapar mı? Yapar. Amen ve Yeter ki biz kulluğumuzu yapalım. Allah Celle Celaluhu kendi ait olan zaten ikramlarını bize yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Yemeğimizi yerken Rabbimizin ikramlarından değil mi? Şöyle düşünelim yani bir çay içiyoruz. O çaylar nerelerden toplandı, bizim önümüze geldi. Biz paramızı aldığımızı zannetmeyelim. O şekerler aynı şekilde. Ondan sonra bakıyorsun sebzeler, meyveler. Allah'a Biraz böyle e, ufak bir çıtır. Ondan sonra ekonomik yönden pahalılık var ama bunlar da gidecek inşallah. Rabbim başımızdaki devlet idarecilerimize güç kuvvet versin. Ekonomik yönden bizi efendim ezdirmesin ve kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat vermesin inşallah. Kenarlarda böyle bekleyen efendim nice, Türkiye'mizin adeta uçuşa geçmesini istemeyen Türkiye'miz şu anda çok güzel yerlerde. Düşünebiliyor musunuz? O petrol kaynaklarından tutun, ondan doğal kaynaklarından tutun. Güzel bir yere geleceğiz inşallah. Güzel bir yere geleceğiz. Bu efendim e, güzelliğimizi bozmak isteyenlere Rabbim efendim fırsat vermesin oyunlarını başlarına geçirsin inşallah diye dua ediyoruz. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afetten muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı hayırlı eyle. Neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namazlarını kılmalarını, dünyada ahirette güzel yerlere gelmeleri nasip eyle. Dünyada ahirette onlardan efe, hep gülmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Üzüntülerini duyurma bize Ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyorum hastalarımıza şifa, Ahmet Şiman hocam var. Efendim hocam çok büyük bir alim. Şu anda efendim kendi hastalığı var evinde. Rabbim şifalar ihsan eylesin. Bütün hastalarımıza da inşallah dertlilere deva, borçlu edalar nasip eylesin. Mevlamız kazançlarımıza bereketler versin. Evlerimize huzur nasip eylesin. Çocuklarımıza mutlu bir şekilde oturmayı nasip eylesin. Ve son nefese iman, Kur'an, şehadet nasip eylesin. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi ve inşallah yarın mahşer gününde Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçip ilk trenlerle beraber cennete dahil olmayı, cemalini Rabbimizin doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, aile bireylerimize, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eylesin. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهضان من كبري جنسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم bilhassa bütün ölmüşlerimizin de için, Allah rızası için. El-Fatiha.